Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tart görünümlü patates salatası hazırlayacağız. Masanıza şık bir patates salatası yapmak istiyorsanız kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Böyle küçüklü, büyüklü patatesleri, kabuklarını soydum, yıkadım. Tam anlamıyla ne kadar patates kullandığımı göstermek amacıyla doğramadım. Şimdi bunları birkaç parçaya bölüp ocağa götüreceğim, haşlayacağım. Sizler de hemen hemen bir 4 tane büyük boy patates kullanabilirsiniz ya da bir 6 tane kadar orta boyda kullanabilirsiniz. Benim patateslerim biraz büyük küçük olduğu için. Üzerine geçene kadar da su ilave ediyorum. Ocağa götürüp pişireceğim. Şimdi ocağa koyuyorum. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Bunu arka tarafa alayım. O orada yavaş yavaş haşlansın. Ben burada havucumu kavuracağım. Kapağını da kapatıyorum. Patates orada haşlanırken ben havuçları rendeleyeceğim. Ocağa uygun bir tavayı alıyorum. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. 2 tane büyük boy havucu rendeledim. Çok fazla değil. Birazcık kavuracağım. Bir 5 dakika yeterli. Havucu şöyle bir iki karıştırıp kapatacağım. Çok fazla değil. Zaten çok çabuk pişiyor. Kavurucu yeterli artık. Altını kapatıyorum. Patatesi suyunu süzdürdüm. Çok fazla değil. Hafif hafif çatalla eziyorum. Çok öyle püre haline getirmiyoruz. Küçültüyoruz patatesi. Yeterince ezdim. Daha doğrusu küçülttüm. Hemen çatalı çıkarıyorum. Birazcık kavurdum. Havucu ilave ediyorum. Bir miktar dereotu. Bir miktar maydanoz da küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Hemen hemen bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Tuzunu katıyorum. Biraz da pul biber. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Böyle iri iri kalmış olanları kaşıkla ezersiniz. Tamamdır. Hemen buradan tart kalıbını etrafını streç filmle kapattım. İyice sardım. İçine döküyorum. Kaşığın arkasıyla bastırıyorum. Kalıpta da yapmasanız olur. Arzu ederseniz tepside ya da direkt böyle bile servis edebilirsiniz. Tamamen üzerini düzelttikten sonra kenarlarda kalan streçle kapatıyorum. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Eğer ki zamanınız varsa 2 saat, 3 saat kadar dinlendirin. Zamanınız yoksa 1 saat dinlendirmeniz yeterli. Dolaptan çıkardım. Biraz daha dinlenmesi gerekiyordu ama şu an acelem olduğu için çok fazla dinlendiremedim. Ancak 1 saat. Şimdi servis tabağını ters çeviriyorum. Ortasına hazırladığım sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Hemen hemen sarımsaklı yoğurtta 2 su bardağı ancadır. Sarımsağı döktüm içerisine. Üzerine şöyle düzeltiyorum. Özellikle 5 çaylarınıza şık bir sunum hazırlamak isterseniz gayet güzel oluyor. Üzerine biraz nane ile pul biberle süsleme yapacağım. Sizler de arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle dilimleyeyim. Sizlere bir dilim göstereceğim.
gerçekten sunumu çok şık oluyor. Sofralarınıza da ayrı bir güzellik katabilirsiniz. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.